Bugün biz canlılarda enerji dönüşümleri konusunu beraber işleyeceğiz. Canlılarda enerji dönüşümleri dediğimiz zaman bizim aklımıza oksijensiz solunum, oksijenli solunum, fotosentez olayları gelecektir. Biz oksijenli, oksijensiz solunum dediğimiz zaman, daha doğrusu solunum dediğimiz zaman, organik besinlerin, enerji verici organik besinlerin parçalanması sonucu ATP enerjisinin elde edilmesidir. Demek ki solunum bütün canlılarda ortak olarak bulunan özelliklerdir. Solunum organik maddenin parçalanması sonucunda ATP enerjisinin elde edilmesidir. Canlıların ortak özelliğidir bu. Arkadaşlar, solunum detayına geçmeden önce ATP nedir? Buradan başlayalım. ATP tüm canlılar tarafından üretilen ve tüketilen enerji kaynağıdır. Tüm canlılar, hatta tüm canlı hücreler ATP üretir ve tüketirler. ATP üretildiği, sentezlendiği hücrelerde tüketilir. Yani hücre dışına çıkmaz, hücreden hücreye aktarılmaz. Yani bir hücrede üretilen ATP komşu hücrelere geçemez. ATP'nin yapısına baktığımız zaman ATP'nin yapısında bir tane riboz şekeri, yani bir karbonhidrat var, 5 karbonlu. Buna bağlı adenin, azotlu organik baz ve 3 tane de fosfat molekülü bulunmaktadır. ATP depo edilemez. İhtiyaç anında üretilir ve tüketilir. ATP sentezi kesinlikle ve kesinlikle hücre içinde gerçekleşir. Ve aynı zamanda buraya bir şey daha ekleyelim. ATP tüketimi de yine hücre dışında gerçekleşir. Yani bir olayda eğer ATP üretim veya tüketimi varsa bu olay kesinlikle hücre içerisinde gerçekleşmektedir. Bu önemli bir nokta. İleriki konularda da biz bu bilgiyi kullanacağız. Bir olayda, tekrar söylüyorum, bir olayda ATP üretimi veya tüketimi varsa bu olay hücre içerisinde gerçekleşmektedir. ATP yapımı ve yıkımı birbirine ters olaylardır. ATP yıkımında ATP'deki bir tane fosfat ne yapar? Uzaklaştırılır. Yani baktığımız zaman adenozin trifosfat, yani 3 fosfatlı yapı neye dönüşür? Adenozin difosfata dönüşür. Yani bir tane fosfat uzaklaştırılmış olur. Bir tane yüksek enerjili fosfat bağı koparılmış olur. Ve bu sayede 7300 kalorilik enerji elde edilir. Arkadaşlar, ATP sentezlenmesine biz fosforilasyon demekteyiz. ATP'nin tüketimine ise biz defosforilasyon demekteyiz. Yani ADP'ye bir tane fosfat bağlanıyorsa şu gördüğünüz reaksiyon. ADP'ye bir tane fosfat bağlanıp da eğer ATP elde ediyorsak o zaman biz buna fosforilasyon diyoruz. Peki ATP'den bir tane fosfat uzaklaştırıyorsak o zaman da buna biz defosforilasyon adını vermekteyiz. Defosforilasyon adını veriyoruz. Demek ki ATP sentezleme dediğimiz zaman fosforilasyon, ATP tüketimi dediğimiz zaman defosforilasyon aklımıza gelecek. ATP'nin kimyasal yapısına baktığımız zaman şu görmüş olduğumuz yapı arkadaşlar adenin. Yani azotlu organik baz. Şu görmüş olduğumuz yapı 5 karbonlu şeker ve gördüğünüz gibi fosforik asit, yani fosfat grubu bulunmaktadır. Arkadaşlar, adenin ile riboz şekeri arasında bulunan bağ biz glikozit bağı diyoruz. Adenin, yani azotlu organik baz ile 5 karbonlu şeker arasında bulunan bağ glikozit bağı diyoruz. Riboz ile fosfat arasındaki bağ ise biz ester bağı adını vermekteyiz. Peki fosforik asitler arasında bulunan bağlar, işte bu bağlar yüksek enerjili
fosfat bağlarıdır. Demek ki biz yüksek enerjili fosfat bağı iki tane görmekteyiz. Bakın üç tane fosfat var. Ama yüksek enerjili fosfat bağı ikidir. Çünkü şuradaki fosfat ile şuradaki beş karbonlu şekerin birbirine bağlanması yüksek enerjili fosfat bağıyla değildir. Ne bağ vardır burada? Ester bağ vardır. Bu yüzden 3 tane fosfat, 2 tane de yüksek enerjili fosfat bağ vardır. İşte gördüğünüz gibi eğer bir tane fosfattan meydana geliyorsa adenozin monofosfat, 2 tane fosfattan meydana geliyorsa adenozin difosfat, eğer 3 tane fosfattan meydana geliyorsa adenozin trifosfat görmekteyiz. Arkadaşlar ATP sentezlenmesine biz fosforilasyon dedik. 4 yolla biz ATP sentezi gerçekleştiğini görüyoruz. Canlılarda 4 farklı yolla ATP sentezlenmektedir. Bunlar substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, fotofosforilasyon ve kemofosforilasyondur arkadaşlar. Demek ki canlılarda ATP sentezleme yolları dediğimizde, yani fosforilasyon çeşitleri dediğimizde 4 farklı yol görmekteyiz. Bunlar substrat düzeyinde fosforilasyon, oksidatif fosforilasyon, fotofosforilasyon ve son olarak kemofosforilasyondur. Birincisi substrat düzeyinde fosforilasyon. Substrat düzeyinde fosforilasyon, substratın yapısında bulunan yüksek enerjili fosfatların kopartılarak açığa çıkan enerjiden ATP sentezidir diye tanımlayabiliriz. En önemli nokta, substrat düzeyinde fosforilasyon evrenseldir. Yani bütün canlılarda substrat düzeyinde fosforilasyon görülür. Bütün canlılarda istisnasız. Arkadaşlar solunumun glikoliz evresi dediğimiz evrensel evresi vardır. Bu evrede üretilen ATP'ler bu yolla üretilmektedir. Yani solunumdaki glikoliz evresinde ürettiğimiz ATP'leri substrat düzeyinde fosforilasyonla üretmekteyiz. İkincisi oksidatif fosforilasyon. Oksidatif fosforilasyon oksijenli solunum yapan canlılarda görülür. Demek ki bu bütün canlılarda ortak değil. Oksijenli solunumun ETS evresi dediğimiz evre vardır. Elektron taşıma sistemi evresi. Bu ETS evresinde üretilen ATP'ler bu yolla üretilmektedir. Demek ki oksijenli solunumdaki ETS evresinde üreten ATP'ler bu yolla, oksidatif fosforilasyon yoluyla üretilmekte. Oksidatif fosforilasyon bütün canlılarda ortak değildir. Sadece oksijenli solunum yapan canlılarda görülür. Bir diğer ise arkadaşlar fotofosforilasyon. Foto ışık. Yani ışık enerjisi yardımıyla ATP sentezinin gerçekleşmesidir. Işık yoluyla ATP sentezinin gerçekleşmesidir. O zaman fotofosforilasyon kimlerde görülür dersek, fotofosforilasyon fotosentez yapan canlılarda görülür. Yani bu da bütün canlılarda ortak değildir. Fotosentezin iki ana evresini göreceğiz ileriki konularda. Birincisi ışığa bağımlı evre olacak. Bir diğeri ise ışıktan bağımsız evre olacak. İşte fotofosforilasyon ışığa bağımlı evrede gerçekleşir. Yalnız burada çok önemli bir not düşmek istiyorum. Fotosentezde üretilen bu ATP'ler sadece fotosentezde kullanılır. Başka hiçbir biyolojik olayda kullanılmaz. Demek ki fotosentez sırasında ürettiğimiz bu ATP'leri sadece fotosentezde kullanıyoruz. Başka hiçbir biyolojik olayda kullanmıyoruz. Veya cümleyi bir de tersinden alalım. Cümleyi bir de tersinden bakalım. Bakın arkadaşlar. O zaman fotosentezde substrat düzeyinde fosforilasyonla veya oksidatif fosforilasyonla üretilen ATP'ler ne yapmaz? Kullanılmaz. Demek ki bu ATP'ler ne yapılmaz? Kullanılmaz. Önemli bir nokta. Yani fotosentezin ışığa bağımlı evresinde fotofosforilasyon yoluyla ATP sentezlenir. Işıktan bağımsız evresinde ise bu ATP'ler tekrar tüketilir. O yüzden zaten
Fotosentezin genel denkleminde biz girenler kısmında veya çıkanlar kısmında herhangi bir şekilde ATP yazmamaktayız. Dördüncüsü ise arkadaşlar kemosentetik fosforilasyondur. Kemosentetik fosforilasyon dediğimiz zaman bu kemosentez yapan canlılarda görülür. Kemosentez yapan canlı kesinlikle prokaryottur. Kesinlikle. Yani kemosentezin reaksiyonları sırasında bu yolla ATP üretilir ve bu ATP'ler tekrar tüketilir. Demek ki kemosentez yapan canlılar kesinlikle prokaryottur. Yine bilmemiz gereken önemli cümlelerden biri budur. Arkadaşlar ATP sentezlenmesine fosforilasyon, tüketimine ise defosforilasyon dedik. İşte şekilde bakacak olursak ADP'den ATP üretilmesi sırasında veya daha doğrusu ADP'nin ATP'ye dönüşümü dediğimizde oksijenli solunum ve oksijensiz solunumda bu reaksiyonlarda ne yapmaktadır? ADP ATP'ye dönüşmektedir. ADP'nin ATP'ye dönüşümü. Yani fosforilasyon dediğimizde bizim aklımıza gelecek ilk olaylar oksijensiz solunum ve oksijenli solunumdur. ATP'nin ADP'ye dönüşümü. Yani ATP tüketimi. Veya diğer bir ifadeyle defosforilasyon dediğimizde ise işte biyosentez reaksiyonları, aktivasyon enerjisi, ısı, hareket kasılma, sinirsel iletim gibi olaylar görmekteyiz. Peki canlılarda ATP tüketiminin olmadığı olaylar nelerdir desek? Arkadaşlar biz hatırlarsanız hücre konusunu işlerken dedik ki difüzyon ozmoz olaylarında ATP enerjisi harcanmaz. Bir de yine besinler konusunu işlerken sindirim yani hidroliz olayında ATP üretim ve tüketimi yoktur demiştik. O zaman demek ki ATP enerjisinin kullanılmadığı biz temelde 3 olaydan bahsedebiliriz. Bunlar difüzyon, ozmoz ve hidroliz yani sindirim olaylarıdır. Bir dahaki derse görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.